Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde vazelin nasıl yapılır, hep birlikte onu paylaşacağım. Vazelin hepimizin kullandığı bir ürün ve kış aylarında özellikle elimizin altından düşmeyen bir ürün. Bunun için bize gerekli malzemeleri sayalım. 1 yemek kaşığı bal mumu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve çay ağacı yağı arkadaşlar. Çay ağacı yağı. Dilerseniz kokulu olsun, parfümlü olsun isterseniz gül yağı da kullanacağız. Şimdi biz bunu benmaru usulü eriterek yapacağız arkadaşlar. Kaynayan çaydanlığın üstüne herhangi böyle bir tavanız varsa veya buna benzer bir eşyanız varsa onu kullanacağız. Bal mumumuzu koyduk. Bu 1 yemek kaşığı. Rendeledik 1 yemek kaşığı bal mumunu. 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduk. Ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağımız. Evet, onu da bıraktık içine. Şimdi kaynayan çaydanlığımızın üstüne koyalım. Ve eritmeye başlayalım. Evet, kaynayan çaydanlığımızın üstünde buharlaşarak, buharın da bunlar eriyecek arkadaşlar. Eridikten sonra yaklaşık çaydanlığın üstündeyken çaydanlığı yavaşa çekip el çırpıcısıyla, metal olmamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. El çırpıcısıyla çırpmaya başlayacağız bunlar eridikten sonra. Bunlar erirken ben size bu arada biraz vazelinle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Kuruyan çatlayan ciltlere özellikle kış günlerinde kurtarıcı olur. Hepimizin elinin altında bulunması gereken bir üründür vazelin ve hepimizin kullandığı bir üründür. Fakat içinde petrol içerdiği için hepimiz bir tedirginlik illaki yaşıyoruzdur arkadaşlar. Bu tedirginliği yaşamamak için ben bu videoyu hazırladım sizlere. Ben kendi vazelinimi kendim yapıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Gerekli olan malzemeleri saydık. Bu şekilde vazelini yaptıktan sonra bir yıl bekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir yıl kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Elinizin altında bir kutu vazelin varsa neredeyse yapamayacağınız şey yok arkadaşlar. Sahte kirpikleri yapıştırabiliyorsunuz, daha sağlam tutuyor. Ayaklarınızı yumuşacık yapıyor. Kirpik ve kaşlarınızı parlatıyor, aynı zamanda güçlendiriyor. Dirseklere ve ellere, dirseklerdeki ve dizlerdeki sertlikleri gideriyor, yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Makyaj temizliyor. Göz makyajı özellikle temizleyen bir ürün, tertemiz yapan bir ürün göz makyajına. Kuru dudaklara vazelin sürdüğünüz zaman yumuşacık oluyor. Akşamdan yatarken vazelini sürün dudaklarınıza, sabah kalktığınızdaki yumuşaklığa inanamayacaksınız arkadaşlar. Ölü deriyi atıyor. Güzel bir cilt için çok güzel bir ürün. Bunun içine biraz deniz tuzu koyup karıştırıp veya şeker karıştırıp cildinize peeling yaptığınızda ölü deriyi soyuyor arkadaşlar. Aynı şekilde dudaklarınıza da yapabilirsiniz bu işlemi. Dudak boyası yapabiliyorsunuz. Dudak balmı yapabiliyorsunuz. Nemlendirici yapabiliyorsunuz. Bütün kremlerin içinde biliyorsunuz vazelin değil de bal mumu kullanılıyor. Kremlerin içinde bal mumu kullanıldığından dolayı vazelinli kremler de çok arkadaşlar. Yakın zamanda bu vazelini yaptıktan sonra bu vazelinle size doğal kremler yapacağım arkadaşlar. Birlikte paylaşacağız, deneyeceğiz. Kaş düzeltici olarak da kullanabiliyorsunuz. Kaşlarınıza şekil verdiğinizde, vazelin sürüp taradığınızda kaşlarınız hep aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Deri elbiselerinizi, deri ayakkabılarınızı vazelinle parlatabiliyorsunuz. Giysilerinizi, giysilerinize bulaşan makyaj malzemelerini vazelinle çok kolay çıkarabiliyorsunuz. Açılmayan ojelerinize vazelin sürdüğünüzde çok kolay açılıyor arkadaşlar. Yani saymakla bitmeyecek kadar vazelinin faydası var. Biz bu faydaların hepsinden yararlanabilmek ve zarar görmemek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı ben anlatırken içindeki
bal mumu ve hindistan cevizi yağı da eridi arkadaşlar. Şimdi bu erime işlemi bittikten sonra çırpıcımızı alıyoruz. Silikon veya farklı bir çırpıcı kullanabilirsiniz arkadaşlar, ama metal olmazsa iyi olur. Şimdi bunu bu şekilde yaklaşık yarım saat çırpacağız. Ocağımızı yavaşa çekelim. Evet. Yarım saat bu şekilde çırpacağız. Bir iki dakika böyle çırptıktan sonra erime olayı tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ocağın üstünden alıyoruz ve yarım saat çırpacağız. Yarım saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, çırpma işlemimiz devam ederken birkaç damla çay ağacı yağı damlatıyoruz. 3-4 damla yeter arkadaşlar. Bunu damlatmamızdaki sebep de antiseptik özelliği olduğu için, biliyorsunuz yaralara yumuşatmada falan da kullanılıyor. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Aynı zamanda ben kokulu olsun istiyorum. Birkaç damla da gül suyu damlatmak istiyorum. Evet, vazelinim kokulu parfümlü bir vazelin olacak. Karıştırmaya devam ediyoruz. Soğuma bittiği anda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Vazelinimiz olmak üzere gördüğünüz gibi. Biraz karıştırma işleminde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü uzun sürüyor ama sağlığımız için değer arkadaşlar. Bunu bebeklerin pişiklerine bile kullanabiliyorsunuz. Çünkü içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Bundan daha güzeli var mı arkadaşlar? Donmasını bekleyip size dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karıştırma süremiz bitti. Şimdi böyle bir eski vazelin kutum vardı benim. Onun içine boşaltacağım. Sonrasında da sağlıklı günlerde kullanmayı Allah nasip etsin. Bunun içinde donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu süreyi uzatmak istemiyorum. Bunun içine boşaltacağız ve 1-2 saat içinde de donacak. Sonrasında gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz arkadaşlar. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.